Benim ilk işe başladığım dönemden 2006 yılına kadar buradaki çalışma şartları yani şu andaki duruma bakarak çok iyi. Ama 2006'dan işte bugüne gelene kadar durum çok değişti. Yani yerine göre sabah 8'de gelip ertesi sabah 8'de çıktığımız zamanlar oldu. Ama mesele yok yani. Yok, izin kullanmasına hiç rahat değiliz çünkü bu kendi istediği zaman izin veriyor. Kış günü veriyor. Yaz günü izin yok. Ama şartlar arkadaşlarım anlattığı gibi gerçekten de çok zor. Yani bir gün gelmiyoruz, bir günümüze 2 gün kesiliyor. Rapor getiriyoruz, rapor olduğumuz halde gene 2 gün kesiliyor. Bunun bir dur demenin zamanı geldi artık yani. Arkadaşlarımızın 45-50 derecede çalıştığı bir bölüm var. Elleri yanıyor, ellerini bantlıyorlar, tekrar çalışmak zorunda bırakıyorlar. Mesela arkadaşlarımız 50-60 kiloluk kasaları tek başına kaldırıyor. Biz buna artık karşıyız. Yani boyun fıtığı oldular, bel fıtığı oldular. Yani buna artık bir el atmanın zamanı çoktan geldi diye düşünüyorum. Yani tehlikeli bir yerde çalışıyoruz ama insanları anlatamıyoruz yani başımızdakilere. Yani aslında patrondan kaynaklı bir şey. İşçi sayısı dedim ya, ana temel işçi sayısı azalıyor, üretim 2 katına çıkıyor. Yani en büyük problem burada. Maaşlarda hiçbir değişiklik yok. Yani sürekli görev veriliyor, daha bir üst görev veriliyor sana. Arkadaşlar ben kendi üzerime örnek verdim, ben politik olarak girdim, sekreter sorumluluğu verdi. Ama sekreter sorumluluğu verirken bundan maaşta hiçbir en ufak bir değişiklik olmadı. Yani sorumluluk veriliyor ama maaşta en ufak bir kıvırlama yok. Şartlara daha fazla dayanamadık yani, sendika istedik. Hani çünkü isteklerimizi patronumuza ilettiğimiz zaman bizimle görüşmeyi kabul etmedi. Etmeyince mecbur sendikalı olmaya karar verdik. Yani bir anda örgütlendik yani, bir anda olan bir şeydi. İşte kişinin adı verilmiş. Elbise Hazreti Şükrü Boş diye iki arkadaşımız var. Onlar elebaşı diye patron duymuş. Aslında sizi işten çıkaracaklar diye. Biz öyle bir duyum aldık. Biz de bu duyum aldıktan sonra zaten dedi ki eğer herhangi biri işten çıkarlarsa hep beraber işi bırakacağız. Sayıp çıkacağız onlara bir şekilde. Bir sürü oyunlarına rağmen hiç bozgunluk yok. Herkesin morali de gayet keyfi de yerine. Moral de yerine. Birlik gitti yani daha çok morali daha üst seviyeye çıkıyor. Sıkıştırılırsa hani insan daha çok kenetleniyor. Yani burada hiç daha çok birbirine selam vermeyen insanlar bile şimdi kanki gibi olmuşlar yani. Şimdi ya selam verecek fırsat vermiyor iş alanında. Selam verecek fırsat yoktu ki. O fırsatı bulamıyorsun zaten. Ya işe bir girdiği zaman zaten resmen bir kölesin yani. Hiç şansın yok yani başka. Bugün 19. günümüz. 19 gündür burada direnişimize devam ediyoruz. Ve sendika girmeden de içeri girmeyi kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde bizim şartlarımızı kabul edene kadar biz buradayız. Direnişimize devam edeceğiz. Ücretlerde düzelmeler olmasını istiyoruz. Biz çocuklarımızı hiçbir yere bırakamıyoruz. Kreş özellikle yapılmasını istiyoruz. Bir gününüze 2 gün kesiliyor. Bunu katiyen kabul etmiyoruz artık. Sendikayı kabul etmiyorum diyor. Şartlarınızı kabul ediyorum. Gelin çalışın diyor. Ama biz de biliyoruz ki şunu sendikaya kabul etmek bizi içeri aldığı zaman eleman getirecek, sürekli değiştirecek yani. Bizi dışarı edecek yeniden sorunlar. Biz de bu yüzden sendikasız olarak kabul etmiyoruz. İçeri girmek istemiyoruz. Olursa sendikayla, yoksa yok.